Arkadaşlar herkese iyi akşamlar. Gastin Park çalışmam bitmiştir. Kısaca yorumlara geçelim. Altının ilk ayağında benim favorim 7 numaralı King Kingdom arkadaşlar. Son koşmuş olduğu 35 bin dolarlık claiming koşuda bu hipodromdaki dördüncülüğü çok başarılıydı. Bugün farklı bir netice alabilir. Daha sonra kendisine rakip olarak 50 bin dolara satın alınmış olan bir isim olan 8 numaralı Nkuprarıt Gris'i rakip olarak öneriyorum ki bu isim Ohala Breeders eyaletinde Ohala eyaletinde açık arttırma ile satın alındı. Daha sonra da 9 numaralı Mandorla isimli atı tutuyorum. Benim burada tutmuş olduğum isim bu 3 isim. 9 numaralı Mandora da 37 bin dolara satın alınmış bir isim. Siz farklı isimler düşünüyorsanız burada kullanabilirsiniz. Benim şu an için buradaki ilk 3 ismim 7, 8 ve 9 arkadaşlar. Belki çok yani düşünürsek belki 5 veya 2 de burada bir farklı koşu, farklı bir netice alabilir. Çünkü altın ikinci ayağını tek yazacağız. Burayı da altın ilk ayağını belki sürprizle cazip bir isim getirebilirler. Gelelim altının ikinci ayağına. Altının ikinci ayağına arkadaşlar şöyle bir baktığımız zaman Maiden Claimic bir koşu karşımızda gözümüze çarpıyor. Ve burada 7 numaralı Prout Contender benim güvendiğim isim. Bu isim koşmuş olduğu son Claimic koşusunda başarılı bir ikincilik gerçekleştirdi ki üstünde Leoner Reis vardı. O gün kaçan atı gerilerden attığı sprintiyle maalesef yakalayamadı. 35 bin dolarlık bir koşuydu. Bugün yarışın biraz daha süratli geçmesi göz önünde bulunulursa ki Claiming 35 binden 20 bine düştüğü de varsayılırsa bu grubu 1400 mesafede bence gerilerden atacağı sprint ile geçmesi gerekiyor. Benim güvendiğim isim. İkili olarak da 6 ve 1 numaralı isimler burada değerlendirmeye girebilir arkadaşlar. Altının 3. ayağına baktığımız zaman zaten bu saatten sonra zorluk derecesi altının başlıyor. Altının 3. ayağında şöyle bir bakıldığı zaman benim buradaki favori ismim 2 numaralı Valiant of Glory arkadaşlar. Caviar Castellano ile. Bu isim 40 bin dolara satın alındı. Son yapmış olduğu galoplarında 848'lere kadar indiği de görülmekte. Son koşmuş olduğu koşusu da Claimic bir koşuydu. 28 bin dolar. Süratli bir isim. Koşuyu çıktığı gibi kazanmayı başarmıştı ki o gün üstünde Irat Ortiz vardı. Bugün Irat Ortiz 3 numaralı isme deklare olmuş. Benim favorim yine de 2 numaralı Veinik of Glory. Rakip olarak 6, 4, 1 ve 3 numaralı isimler burada düşünülebilir arkadaşlar. Altının 3. ayağına baktığımız zaman 4. ayağına baktığımız zaman burası benim favorim 7 numaralı Mangola Ruat Lionel Reyes ile. Son koşmuş olduğu koşusundaki yarışına kesinlikle inanmıyorum. Maiden Claim'i koşuya. Çünkü o koşudaki yedinciliği bana pek inandırıcı gelmedi. Sonuç itibariyle zaten yarış ikramiyesi de 32 bin dolardı o gün yarışta. Şimdi 16 binlere kadar seviyesi indi ki ünlü antrenör Antanya Sanu'nun antre etmiş olduğu bir isim. Benim burada favorim 1.68 de daha sonra bu isme rakip olabileceğini düşünüyorum. Altının 5. ayağına geldiğimiz zaman burada riskli bir alternatif isim var. 3 numaralı Henry the Bird. Bu isim 35 bin dolara satın alındı arkadaşlar. Son Maiden Claiming koşuda bu hipodromda bir dördüncülük gerçekleştirdi. Üstünde Louis Saez vardı. Gerilerden geldi ama gelene kadar da yarış bitti. Şimdi üstünde
Ibeto diye bir arkadaş var. Jokey var. Tabii şimdi Luis Saez bu attan indi diye bu atı pek kale alınmayacağını da düşünüyorum. Oranı belki yükselebilir. Ama potansiyelli bir isim. Ben favori tutuyorum. Rakip olarak da 1-6 10 numaralı isimleri burada değerlendirmeye alabiliriz arkadaşlar. Sürpriz olarak da tuttuğunuz isimler varsa değerlendirmeye alabilirsiniz. Benim şablonum dolu çünkü. Son ayakta kuponumu haş yazacağım. Gerçekten burada bana at sormayın arkadaşlar. Tuhaf bir koşu. Zaten şöyle bir görüldüğü zaman, bakıldığı zaman atların handikap puanının da birbirleriyle yakın olması zorluk derecesini arttırmakta burada. Ama en kötü iki at vermek istersem ben burada Edwin Gonzalez, Mark Chase idaresinde yani Mark Chase'in Edwin Gonzalez idaresindeki 3 numaralı Mannix'i ön plana alırım. Çünkü bu ikili gerçekten çok güzel yarışlar koşuyor. Ve Mark Chase'in diğer ismine de Luis Saez binmiş. Belki onu da düşünebiliriz. Daha sonra 6-1 dersek belki eleyebiliriz ama gerçekten burada kazananı bulmak çok zor arkadaşlar. Çünkü ben bu ayağı kapatacağım. Altının 7. ayağına şöyle bir baktığımız zaman altının 7. ayağında 6 numara Irat Ortiz'de Jettin out. Bizim AGF tablosunda maşallah neredeyse %100 olacak. Almış başını gitmiş. O bizim çok bilen arkadaşlarımızın bu atı bu kadar burada AGF çıkardığını zannetmiyorum. Çünkü bu TJK'nın bir bize yanıltması olacağını düşünüyorum. Çünkü yarış 1000 metre. Bu at bekleme yapan bir at. 1, 5, 4, 7, 2. Burada kaçak isimler. 1000 metrelik yarışta hangi ara geleceksin de nerede temponun düşmesini bekleyeceksin de sprint atıp da yarışı kazanacaksın. Burada bir sprinter daha var 3 numara. Ben tahmin ediyorum bu 3 numara buradaki bu 6 numarayı bile geçer. Ha, at yarışıdır 6 gelir ama yani istatiksel olarak derece olarak ve koşunun gidiş hattına göre bakıldığında bu atın burada %43 AGF çıkması saçmalıktan başka bir şey değil. Yani bunu burada kim çıkarmış %43 AGF? Onu da ben anlamadım. Neye göre %43 AGF? Size dediğim gibi şu an AGF tablosunda çok gerilerde olan 3 numara bence bu 6 numarayı burada sürkülese edeceğini düşünüyorum. Ben şöyle bir mantık geliştirdim. 1, 4, 7, 2. Yarış tempolarına baktım. Yani çok da zorlandım. Bayağı bir saatlerimi aldı bu koşuyu ölçmek. Ama 1 numaranın yarış temposunun diğer isimlere nazaran biraz daha iyi olmasından dolayı ve programın da çok zorluk derecesinin yüksek olmasından dolayı bir yerde tek bulmam gerekiyordu. Orada da kendime burada bu ıradı %43 çıkartmaları avantaj olarak bir numaralı Matt Reus'u çıktığı gibi bu koşuda 2 gidebilir, 1 gidebilir ya da 3 gidebilir bekleme yapmayı da yani süratli giden koşuda kaçan atın arkasına yatma özelliği de olan bir isim. Ben mecbur kaldım bu ismi burada güvendiğim isim olarak yalnız bırakacağım. Rakip derseniz saydığım atların hepsi burada rakip olur. 6 hariç burada bütün atların şansının olduğuna inanıyorum. 6 hariç. Yani 6'yı yazmayın bu ayağı kapatın rahat edin arkadaşlar. 6'nın 5. ayağına geldiğimiz zaman burada da zorluk derecesi yüksek bir koşu var ama yani şöyle bir bakıldığında burada da alternatif isim olarak 6 numaralı Favinki düşünüyorum. Tabii kesin olmamakla birlikte düşünüyorum. Son 637 galibi çok iyi olmasa da Gulfstream Park'taki en son koşmuş olduğu 80 60 bin dolarlık Maiden Special White koşusundaki ikinciliği çok iyiydi. O gün üstünde bu ismin Jose Ortiz vardı. Bu yüzden Tyler Gaffolone, Sofi ikilisini de biliyoruz. Genelde atlarının kazanma yüzdesi yüksek oluyor. Ama burada 2 numaralı Veneto koşu başlar başlamaz 2 startı çekmiş. Koşunun liderliğini aldığında nasıl yakalayacaklar onu da merak etmiyor diyelim. Onun dışında 7 numaralı La Corsa Draw ki Clement Antrenör ilk koşusunda bu isme kesinlikle bir koşu gösterdi.
Beşincilik gerçekleştirdi bu at Luca Panici ile. Şimdi de yarışı kazanmak için kazanma yüzde seviyesi yüksek olduğu jokeyi üstüne deklare etmiş Irat Ortiz'i ki hem Alevans Optional Claiming hem de Maiden Special White koşu kazandığını çok iyi biliyoruz bu iki ikilinin. Son bir hafta önce bir hafta içerisinde. Yani o yüzden Irat'ın binmesi bu atın da şansını tabii ki arttırdı. En sonda 4 numaralı Fulton Market. Burada başarılı bir koşu gerçekleştirebilir. Yani 6 önde 2 7 4 daha sonraki ihtimaller. 6'nın son ayağına da baktığımız zaman dostlarım ya 6'yı tek atacağız ya 4 2 1 5 8 olarak devam edeceğiz. Benim düşüncem bu şekilde. Toparlayacak olursak altın ilk ayağı 7 8 9 çizgi 5 2. Altının ikinci ayağı 7'ye güveniyorum. 6 1 ikili için düşündüğüm isimler. Altının üçüncü ayağı 2 6 4 1 3. Altının dördüncü ayağı 7 1 6 8. Altının beşinci ayağı 3 biraz önde 1 6 10 daha sonraki isimler. Altının altıncı ayağı hepsi ama illa 4 at düşünecek olursak zorla 3 4 6 1 kesin olmamak suretiyle düşünülebilir. Altının 7. ayağı 1 benim güvendiğim isim arkadaşlar. Mecbur kaldım bu isme güvenmeye. Rakip isteyen dostlarım varsa mutlaka 4 5 7 3 2'yi düşünebilirler. Altının 5. ayağında 6 ön planda tuttuğum isim olsa dahi 2 numara burada stat verir vermez öne fırlayacak. Yakalarlar mı bilmiyorum. 7 ve 4 daha sonra 6'nın 3 rakibi olduğunu düşünüyorum. 6'nın son ayağında da ya 6 alternatif ismimiz ya da 4, 2, 1, 5, 8 diye devam edeceğiz. Arkadaşlar Gulfstream Park gerçekten zor. Geçen de zor dedim. 2 altılı 5 milyar para verdi. Bana bu altılı da zor geldi. Yani güvenilecek bir dal olarak sadece ikinci ayakta eğer jokeyi hata yapmazsa zamanında sprinte kalkarsa 7 numara gibi görünüyor. Onun dışında şu at bu yarışı kazanabilir. Çok güveniyorum diyeceğim bir isim yok. Sadece şablonu daraltmak amacıyla tutmuş olduğum isme sırtımı dayamış bulunuyorum. Herkese bol şanslar diliyorum. Kalın sağlıcakla, hoşça kalın.